İşte Analiz programı olarak İzmir'de diyetisyen Dilay Kurtoğlu Hanım'la birlikteyiz. Dilay Hanım, bizlere kendinizden bahseder misiniz? Beslenme Diyetetik bölümünden mezunum. Geçen Ocak'ta Tıp Fakültesi Hastanesi'nden emekli oldum. Hastane müdürü ve baş diyetisyen olarak bir seneden beri danışanlarıma hizmet veriyorum. Danışanlarla birlikte zayıflama, doğru beslenme ve beslenmenin içerdiği bir sürü hastalık ve yan etkileri birlikte tedavi etmeye çalışıyoruz. Dilay Hanım, danışanlarınıza hangi konularda yardımcı oluyorsunuz? Beslenmenin yer aldığı her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunun içerisinde çocuk beslenmesi, gebe ve hamilelikte beslenme, gebelikten sonra lohusa dediğimiz dönemde beslenmeleri, işçi beslenmesi, çocukluk çağı beslenmesi, obezite, kilo alma gibi kanser hastalarında, onkoloji hastalarında beslenme gibi birçok alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren şok diyetler hakkında neler düşünüyorsunuz? Biz onlara çok kısıtlanmış ya da tek tip beslenmeye dayalı diyetler diyoruz. Herkes şok diyet adı altında isimlendiriyor. Bizim amacımız gelen danışanlarımıza nasıl beslenmeleri gerektiğini anlatabilmek ve öğretebilmek. Şok diyetler kişiye özel diyetler değildir. Beslenme programının en başta kişiye özel olması gerekiyor. Sizin yaşınıza, cinsiyetinize, fiziksel aktivitenize, çalıştığınız işe, sosyal ortamınıza bağlı olarak tüm bunları göze alarak beslenme programı hazırlıyoruz. Ama şok diyetlerde biliyorsunuz matbu bir diyet. İnternette dolaşan ya da birinin yazıp size verdiği, hiçbir şekilde size danışılmadan, ölçüm yapılmadan ve anlatılmadan yapılan diyetler. Bu diyetleri yapan insanlarda genellikle gördüğümüz rahatsızlıklar ilk önce kas kaybı, kas kaybı ile birlikte su kaybı, yetersiz beslendikleri için, bazı besin ögelerini diyetlerinden çıkardıkları için tek tip beslenme, vitamin ve mineral yetersizlikleri, çok gördüğümüz tansiyon düşüklükleri, kan şekerinde oynamalar, yetersiz beslendikleri için de ciltte kuruma, elastikiyet kaybı, depresyon riski, strese girme olasılığı, kansızlık, mide şikayetleri, özellikle mide yanması ve gastrit gibi şikayetler çok fazla artıyor. Biliyorsunuz bir mutluluk hormonumuz var bizim. Çok düşük kalorili ve yetersiz beslenme anlamında yapılan diyetlerde bu hormonun üretimi azaldığı için depresyon ve stres riski de artıyor. Beslenme yetersizliğine en fazla yol açan diyetler size özel olmadığı için şok diyetler. Diyetisyenler diyet programları yazarken nelere dikkat etmeli? Danışanlarımızdan ilk istediğimiz bizim kan tahlillerini yaptırmaları. Çünkü kendilerinin de bilmedikleri bir rahatsızlıkları olabilir. İlk önce bir kan analizleri yapılıyor ki biz nasıl bir beslenme programı uygulayacağımızı bilebilelim. Gelmeden önce bir 3 günlük besin tüketimi istiyoruz onlardan. Niye istiyoruz bunu? Onların beslenmesi hakkında bir fikrimiz olsun diye. Bir aktivite geçmişi istiyoruz. Ne kadar spor yapıyorlar, kaç adım atıyorlar. Bütün bunlar çok önemli benim için. Evdeki mutfak alışkanlıkları nelerdir? Yemek pişirme yöntemleri nelerdir? Bunlara beslenme hikayesi diyoruz. Bir beslenme hikayemizi alıyoruz ilk başta. Buraya geldiklerinde bir aletimizin vasıtasıyla onlara bir vücut analizi yapıyoruz. Vücut analizi bize ne sağlıyor? Kas ağırlıkları, yağ ağırlıkları ne kadar? Hangi bölgelerinde kas ve yağ ağırlığı daha fazla? Ağırlık ne kadar? Bütün bunları ölçüm yaparak hallediyoruz. Sonra karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde, onların alışkanlıkları dahilinde, bizim onlardan istediğimiz, onların bize verebileceği şeyleri not alarak, onlara özel hesaplamalar yaparak beslenme programlarını düzenleyip onlarla iletişim halinde olarak nasıl yaptıklarını, nelerin onu rahatsız ettiğini, hangi öğünlerin onlar için yetersiz ya da yeterli olduğunu beraber planlıyoruz. Başarınızı neye borçlusunuz? Kendi mesleğim açısından konuşursak eğer, iletişimin iyi olmasına herhalde ve çok düzgün bir okuldan mezun olduğum, çok düzgün hocalarla bu bilgileri edindiğim için ilk başta düzgün bilgi, etik kurallar, meslektaşlarımızın arasındaki iletişim ve saygı. Kadın olmak tabii ki ülkemizde bir dünyada bu tür işlerde öne çıkmanızı engelleyen bazı yerlerde bir neden ama bence kadınların
her el attığı işte çok başarılı olabileceklerine inanıyorum ben. Kadın olmak bence bir artı, eksi değil. Özellikle diyetisyenlik mesleğinde daha çok hanımlar çalışıyor biliyorsunuz. Tabii ki erkek diyetisyenlerimiz de var, çok başarılı. Sosyal yaşamda kadınların mutlaka iş hayatında olması gerektiğini düşünüyorum. İletişim çok önemli ve doğru bilgi çok önemli benim için. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bizim vücudumuz en değerli varlığımız. Sağlığımızı kaybetmek istemiyorsak eğer ve doğru beslenmeyi öğrenmek istiyorsak lütfen bir diyetisyenden doğru ve düzenli beslenmenin nasıl olduğunu ve olması gerektiğini bir diyetisyenle birlikte planlamalarını rica ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.